Erkan'ın da yine görevden ayrılması bu kadar erken, daha yeni başlamışken göreve, bu duyguyu, bu istikrarsızlık duygusunu yaratıyor. Böyle bir sinyal veriyor. Ama diğer taraftan bu babası çerçevesinde gelişen, ailesi çerçevesinde gelişen skandal sonrası tabii Merkez Bankası'nın hani kurumsal anlamda yıpranması söz konusu olmuştu. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın kredibilitesi çok önemli beklentileri yönetebilmesi çok açısından. Çok özür dilerim. Böyle hani araya gireceğim dedim tabii. Ya sık sık. Deniz Zeyrek'in bir paylaşımı var. Bence onu hemen söylemem lazım. Çünkü şimdi hani kim gelecek sorusu da gündemde ya. O nedenle işte Deniz Zeyrek çok iyi kulis alan gazetecilerden biri, sözcü yazarlarından biri biliyorsunuz. Şöyle demiş: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir parlak çocuğunu daha kullandı ve gönderdi. Parlak çocuğunu tırnak içinde kullanmış. Gaye Hanım'ın 9 aylık görev süresinden geriye %45'lik faiz kaldı. Yerine Cevdet Akçay gelecek demiş zaten Merkez Bankası yardımcısı. Olmuş. Yani hani bunu da böyle bir kim gelecek beklentisi içinde lütfen bir yere not edin diye söylemek istedim. Buyurun. Eğer öyle olursa yine aynı ekip aynı politikalarla, ortodoks ekonomik politikalarla devam edecektir. Ama kurumun yaşanan skandal sonucunda sarsılan itibarını bu şekilde toparlamışlardır ya da bunu amaçlamışlardır diye yorumlamamız gerekir. Eğer bambaşka bir isim olsaydı, bu ortodoks politikalara aykırı bir isim, o zaman biraz önce bahsettiğimiz istikrarsızlık tarafı ağır basıyor olacaktı. Ama şu anda durumdan elde edilebilecek maksimum faydayı elde etmek üzere ya da hasarı minimize etmek üzere bir plan yapıldığı görünüyor. Yani Cevdet Akçay zaten birlikte çalıştığı da bu ortodoks ekonomik politikaların savunucusu bir isim. Evet. O yüzden gittikleri rotada bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdiler ve kurumun aldığı hasarda itibar sarsılması ve Merkez Bankası Başkanı'nın kredibilite kaybetmesiyle ilgili yaşanan hasarda bu şekilde ortadan kaldırmayı hedeflediler görünüyor. Bu eksi mi artı mı ağır basacak? Evet. Alınacak tepkilerden, piyasaların verdiği reaksiyonlardan göreceğiz, izleyeceğiz. Seçim öncesi ama çok büyük olay tabii. Tabii. Tabii seçim öncesi olması. Tabii çok önemli. Şimdi bu arada ya ben de mi yavaş bilmiyorum ama X böyle bir yavaş gidiyor. Daha dün bu arada Gaye Erkan'ın paylaştığı bir şey var. İspanya Merkez Bankası ile görüşmesi olmuş. Diyor ki yani Merkez Bankası hesabından paylaşılmış. Zaman zaman görüşeceğiz mi? Gaye Erkan'la Merkez İspanyol mevkidaşının el sıkışması görüşmesinden bir fotoğraf var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır. Yani bu istifa açıklanmasında önce dün bir hani İspanyol meslektaşıyla yaptığı toplantıdan bir karede yansımış. Yani hani bir yandan da iş yürüyor ama yani akılda da demek ki Merkez Bankası ile evet o görüşmeler yapılırken de istifa var. Öyle anlaşılıyor. Evet, Evren Devrim Zelyot. Yani ben şimdi mesela seyircilerimize hızla şunu söyleyeyim. Bir hatırlatma yapayım. Gaye Erkan şey diyor, itibar suikastı diyor. Ve bu yüzden aslında istifa kararı aldığını söylüyor. Mehmet Şimşek sonra bir paylaşım yapıyor. Tamamen kişisel diyor karar için. Ve orada üst üste ekonomi programına da kesintisiz devam kararlılık vurgusu. Cumhurbaşkanı ekibe güveniyor vurgusu. Fiyat istikrarı hedefine emin adımlarla ilerleyecek vurgusu. Ve benim önereceğim isim Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilecek vurgusu da çok dikkat çekiciydi. Bu hatırlatmalarla birlikte evet buyurun sizi dinliyoruz.